Allah'ım, küçük ve büyük şirkten sana sığınırız. Bizi şirkin her türlüsünden koru ve muhafaza et. Tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı katında kabul eyle. Bugünkü Hayatın Güneşi adlı programımıza bu duayla başlamak istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Habeşistan'a gönderdiği iki ayrı Müslüman kafilelerin orada istikrar bulması, hoş ve güzel karşılanması haberini alınca buna çok sevindi. Ancak Mekke'de diğer Müslümanlara karşı yapılmakta olan işkence, baskı ve dayatmalar durmuyordu. O güne kadar Müslümanların sayısı her gün geçtikçe azar azar artıyordu. Ama bakın şimdi ne kadar mükemmel, ne kadar muazzam bir gelişme yaşanacak. Peygamberliğin 6. yılında idi. Hazreti Hamza, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası, aynı zamanda süt kardeşi. Aralarına sadece 2 yaş fark vardı. Hazreti Hamza, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 2 yaş büyük idi. Hazreti Hamza avlanmayı çok severdi. Onu kendisine meslek edinmiş ve hobi haline getirmiş idi. Bir gün o avda iken Ebu Cehil denilen adam, Amr İbn Hişam ya da Ebul Hakem ünvanıyla, künyesiyle tanınan bu cehaletin öncüsü adam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Safa tepelerine yakın bir yerde gördü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına doğru yürüdü. Ona ağza alınmayacak sözler söyledi. Suçlayıcı, hakaret edici ifadeler kullandı. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kafasına vurdu ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kafası kanadı. Küfür düşmanlıkla karışınca Kudüs mikrobu gibi oluyor. O adam böyle azgınlaşmıştı, böyle kudurmuştu ve böyle düşmanlık içerisindeydi. Kendisine gel şu cümleyi söyle kurtul diyen ve kendisini kurtuluşa davet eden insana vuruyordu, sövüyordu, hakaret ediyordu. Bu hadiseyi Abdullah İbn Cuda'nın cariyesi görmüş idi. Çok üzülmüştü, müteessir olmuştu ama kadın haliyle bir şey yapamamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu kadar hakaret yapılmasına rağmen, kafasına vurulmasına rağmen o hep sükut etmeyi tercih etmişti. Çünkü onun sükutunun arkasından çok önemli bir meydana gelecekti. Hani kendisi öyle söylerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Benim her yaptığım, her söylediğim illa bi vahyin min Allah. Allah katından vahiy iledir. Allah Celle Celaluhu her şeyi en iyi bilen olduğuna göre bu sükutun arkasında onun da sevineceği çok önemli bir gelişme vardı. Derken Hazreti Hamza, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza, cesur, yiğit, kahraman insan Hazreti Hamza, avdan dönerken, avlanmaktan dönerken Abdullah İbn Cuda'nın cariyesiyle karşılaştı. O Hazreti Hamza'ya dedi ki, kardeşin oğlu Muhammed'e Ebu Cehil şunları yaptı, kafasına vurdu ve kafasını kanattı. Böyle deyince, tabi Hazreti Hamza Müslüman değildi ama neticede o onun yeğeniydi. Ve bir de çok sevdiği yeğeniydi. Bir de yetim büyüdüğü için
ayrıca ona bir ilgi, sevgi içerisinde idi. Derken Hazreti Hamza cariyeye dönüp dedi ki, bu anlattıklarını Ebu Cehil yaparken, Amr İbn Hişam bunu yaparken sen gördün mü? Cariye dedi ki, evet gözlerimle gördüm. Ve Hazreti Hamza büyük bir ihtişam içerisinde yanında taşıdığı okuyla, yayıyla, av malzemeleriyle Kabe'ye doğru yürüdü. Oraya vardığında Ebu Cehil'i diğer Mekkeli müşriklerle beraber otururken gördü. Ve hiç tereddüt etmeden yanına yaklaştı. Kardeşimin oğluna hakaret ettiğini işittim dedi. Ona vurduğunu işittim dedi. Eğer cesaret ediyorsan gel çık karşıma dedi. Daha Ebu Cehil'in konuşmasına fırsat vermeden elinde tuttuğu yayı kaldırıp Ebu Cehil'in kafasına indirdi. Kardeşinin oğlunun intikamını almak için. Öyle oldu ki Ebu Cehil kafasına yediği darbeye rağmen oradaki diğer müşriklerin hadiseye müdahale etmeye kalkıştıkları sırada dedi ki, ben onun kardeşinin oğluna haksız yere çok kötü şeyler söyledim ve haksızlık yaptım dedi. Aslında Ebu Cehil böyle bir kafir insan böyle bir itirafta nasıl bulunabilirdi ya da kendisinin suçlu olduğunu nasıl ortaya koyabilirdi? Niçin biliyor musunuz? Nasıl böyle bir şey yaptı biliyor musunuz? Sırf Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasından korktuğu için. Müslüman olmasın diye, önünü kesmek için böyle yaptı. Ama o bilemiyordu bunun arkasından ne olacağını, ne geleceğini. Ve Hazreti Hamza Ebu Cehil'in karşısına geçti. İşte ben de onun dinine girdim dedi. Cesaret ediyorsan gel bana yapmak istediğini yap dedi. Artık Hazreti Hamza da Müslüman dedi. Hemen evine döndü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştığında ona dedi ki, ey kardeşim oğlum, senin ne kadar doğru, güvenilir biri olduğunu biliyorum. Ve ben artık senin dinindeyim. Şimdi dinini bana anlat dedi. Ve kelime-i şehadeti getirdi, Müslüman oldu. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu haberi Mekke'de büyük yankı buldu. Müşriklerin gönlüne hüzün çöktü, korku çöktü. Çünkü öyle bir kahraman, öyle cesur bir insanın Müslüman olması artık Müslümanlığın Mekke'de iyice yerleşmesi anlamına geliyor ve onunla birlikte daha nice kahramanların Müslüman olacağını işaret ediyor idi. Hazreti Hamza gibi kahraman bir insanın Müslüman olmasından çok kısa bir süre sonra, bir rivayete göre 3 gün sonra, bir rivayete göre 3 ay sonra Ebu Cehil, Mekke müşrikleri artık çözüm arayışlarına girmişlerdi. Bu işe bir çözüm bulmaları gerekiyordu. Bu sebeple Darun Nedve'de bir araya gelmişlerdi. Darun Nedve'de ne yapacaklarını konuşurlarken Ebu Cehil bir fikir öne sürdü. Muhammed'in mutlaka ortadan kaldırılması lazım, öldürülmesi lazım. Ama bu işi kim üstlenecekti? Ebu Cehil bu fikrinin kabul görmesi üzerine bu işi kimin üstleneceğini teklif etti orada bulunanlara. Kim üstlenmek istedi biliyor musunuz? İleride İslam'ın ikinci halifesi olacak ve kıyamete kadar adalet incisi güneşi olarak tanınacak Hazreti Ömer. Hattaf oğlu Ömer. 2 metrenin üzerindeydi boyu. İri yapılı, heybetli, cesur, atik, aynı zamanda okuma yazma bilen birisiydi. Ve bu insan ayağa fırladı.
Dedi ki bu işi ben üstleneceğim. Allah'a yemin ederim ki atalarımızın dinini değiştirmeye kalkışan bu insanı ortadan ben kaldıracağım dedi. Çünkü çok da büyük ödüller konuyordu ortaya. Ebu Cehil diyordu ki Muhammed'i öldürene 100 kızıl deve, 100 siyah deve, şu kadar altın saydıkça sayıyorlardı. Hazreti Ömer üstlenmişti. Ebu Cehil buna çok sevinmişti. Ama bilemiyordu ki Ömer'in böyle bir şey üstlenmesinin arkasından başka şeyler gelecekti. Hani bir hadisi kutsi'de Rabbimiz Celle Celaluhu öyle buyurur. Yedne Adem turidune ve urid ve la yekun illa ma urid. Ey Ademoğulları, siz bir şeyler istersiniz, ben de isterim. Ben istemedikçe sizin istedikleriniz olmaz. Bakın Rabbimiz ne istemiş, ne murad etmiş. O gün perşembe idi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cuma akşamıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırmış, şöyle dua etmişti. Allahümme hdi, ey Allah'ım hidayet et. Kime? İki Ömer'den birine. Çünkü Amr, Ömer, Arapçada aynı kökten geldiği için bu Ömerlerden biri Ebu Cehil idi, diğerisi ise bildiğimiz Hazreti Ömer idi. İkisinden birini hidayet et ya Rab, İslam'ı onunla aziz et diye dua etmiş idi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi Hazreti Ömer'den yanaydı. Dolayısıyla Hazreti Ömer oradan silahını kuşanarak çıktı ve Darul Arkam'a doğru, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Müslümanların toplantı yaptıkları, ibadet yaptıkları merkeze doğru yola çıktı. Kimle karşılaşsa ilginçtir. Akrabalarından biri olan Nuaym İbn Abdullah ile karşılaştı. Nuaym onun çok farklı yürüdüğünü görünce meseleyi anladı. Çünkü gidişi hiç normal bir gidişe benzemiyordu. Nereye ey Ömer dedi. O da şu atalarımızın dinini değiştirmeye kalkışan Muhammed'i öldürmeye. Böyle deyince hep gizli tutan, saklı tutan, bazı hususları saklayan Nuaym İbn Abdullah orada konuşmak mecburiyetine kaldı. Dedi ki ey Ömer, sen Muhammed'i öldürmeye gideceğine kendi kardeşin Fatıma'ya baksana, eniştene baksana. Onlar da Müslüman oldular. Hem Muhammed'i öldürüp de ne kazanacaksın? Onlar seni yaşatacaklarını mı zannediyorsun beni Haşim? Haşimoğulların seni yaşatacağını mı zannediyorsun? Böyle deyince, kardeşinden bahsedince Hazreti Ömer yolunu değiştirdi. Kalpler kimin elinde? Şüphesiz ki Allah'ın elinde. Kalbi değişiverdi. Kız kardeşine doğru gitti. Oraya vardığında çok ilginç bir manzara ile karşılaştı. Habbab adındaki sahabi eniştesine ve kız kardeşine Kur'an'ı öğretiyordu. Kur'an'dan ayetler dinledi. O ayetler şunlardı. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane teşka illa tezkireten limen yahşa tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula Ar-Rahmanu alal arşisteva. Bu ayetleri dinleyen Hazreti Ömer müthiş derecede etkilendi. Ancak içeri girdiğinde öfkesini yenemeyip nedir o okudunuz dedi. Daha onlar işi saklamaya çalışırken kız kardeşine bir tokat indirdi. Kız kardeşi Fatıma ve eniştesi Sa'd. İkisini de tartakladı. Ve nedir o okudunuz? Verin bakayım dediği zaman eline doğru vermek üzere yaklaştırdıklarında kız kardeşi Fatıma yüzü gözü kanlar içerisinde olmasına rağmen vermeyin, o temiz değildir, önce yıkanması lazım dedi. Çünkü Kur'an'a temiz olmayanlar el süremezlerdi. Ve Hazreti Ömer önce yıkandı, sonra eline aldı Kur'an ayetlerini. Ne yazıyordu orada biliyor musunuz?
Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka illa tezkireten limen yakşa tenzilen mimmen halakal arda ve semavati hula. Bu ayetler yazıyordu Hazreti Ömer okuyunca, çünkü okuma yazması güçlü kuvvetli olan birisiydi. Okuyunca çok etkilendi. Ne kainin sözüne benziyordu, ne şairin sözüne benziyordu. Etkilenen Hazreti Ömer oradan kalktı, Darul Arkam yolunu tuttu. Darul Arkam'a geldiği zaman nöbetçi onun gelişini fark edince içeriye haber saldı. Müslümanlar tedirgin oldular. Ömer geliyordu ve kılıcı yanında. Hazreti Ömer böyle gelirken Hazreti Hamza daha yeni Müslüman olmuş. Diğer Müslümanların tedirgin olduğunu görünce dedi ki, tedirgin olmanıza gerek yok. Geleceği varsa göreceği de vardır. Hayır için geliyorsa karşını görecektir. Şer için geliyorsa onun kılıcıyla gereğini yaparız dedi. Böylece Hazreti Ömer gelmiş oldu. İçeri girerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna aldılar. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselam duasını yapmıştı. Onun duasının kabulüydü bu. Ve diz çöktü, kelime-i şehadeti getirdi ve Müslüman oldu. Onun Müslüman olması anındaki sevinç kadar Müslümanlar o güne kadar hiç sevinmemişlerdi. Hem sevindiler, hem huzur buldular, hem cesaret aldılar. Abdullah İbn Mesud Hazretleri öyle diyor. Onun Müslüman olmasıyla İslam aziz oldu. Müslümanlar güçlendi. Hilafeti rahmet idi. Hicreti kahramanlıktı diyor. Ve Hazreti Ömer Efendimiz Müslüman olduktan hemen sonra dedi ki, ya Resulallah, Allah'a yemin ediyorum ki şu andan itibaren ben dinimi açığa vuracağım. Açıkça Müslüman olduğumu söyleyeceğim ve ibadetlerimi açıkça yapacağım. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte, Peygamberimiz Aleyhisselam önde, Hazreti Ömer sağda, Hazreti Hamza solunda olmak üzere birlikte Kabe'ye yürüdüler. Kabe'ye vardılar, Kabe'yi birlikte tavaf ettiler, sonra namazlarını kıldılar. İşte o an müşriklerin tedirgin oldukları, korktukları, korkuya kapıldıkları kadar hiçbir zaman tedirgin olmamış, korkuya kapılmamışlar dedi. Artık Hazreti Ömer de Müslümandı. Hazreti Hamza gibi. Ve Müslümanların gücü, kuvveti gün geçtikçe böylece artıyordu. Müşriklerin işkence ve azaplarına karşı. Hazreti Ömer'in açıktan Müslüman olduğunu söylemesi, söyleme arzusunu beyan etmesi üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Kabe'ye gidip tavaf etmeleri sebebiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e bir lakap taktı, bir ünvan taktı, Faruk. Hazreti Ömer Efendimiz kendisi söylüyor, diyor ki, o gün Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam bana Ömerul Faruk dedi. Hakla batılı birbirinden ayırt eden. Artık açıkça hakla batıl birbirinden ayırt olmuştu Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla. Bu arada Utbe yine Mekke müşriklerinin önde gelenlerinden idi. Ebu Cehil gibi, As İbn Vail gibi, Velid İbn Muhire gibi, Umeyye İbn Halef gibi. Bu da çok meşhur bir müşrik idi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Kabe'nin yanında görmüş bulmuş idi. Müşrik arkadaşlarına demişti ki, ben gideyim şununla konuşayım, ne dersiniz? Onlar da tamam demişlerdi. Gelip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok yumuşak bir sözle bazı tekliflerde bulundu. Aklı sıra yumuşak söylersem Muhammed'i vazgeçiririm dininden diye düşünüyordu. Bilmiyordu ki zavallı, gariban, diğer ifadeyle beyinsiz,
bilmiyordu ki o Allah'ın peygamberi idi. Geldi dedi ki, ey kardeşim oğlu, eğer bu söylediklerini zengin olmak istiyorsan, malımızı sana verelim, en zenginimiz yapalım. Eğer başımıza reis olmak istiyorsan, bunun için bunları söylüyorsan, yapıyorsan, seni başımıza reis yapalım. Bu işten vazgeç dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu sonuna kadar dinledi. Sonra dedi ki, sözün bitti mi? Ya Ebel Velid, evet bitti dedi. Künyesi öyleydi onun. Öyle deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayetlerle söze başladı. Hamim. Kitabun fussilet ayetuhu. O öyle bir kitaptır ki Rahman ve Rahim olan Allah tarafından gönderilmiştir. Ayetleri açıklanmıştır. Ayetleri okuyunca Utbe dayanamadı. Yeter yeter dedi, elini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzına götürdü. İşte bu teklifte reddedilince tuttular Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, öldürme kararı üzerinde yoğunlaştılar. Zaten önceden birkaç buna benzer peygamberimizi öldürme teşebbüsü, Darun Nedve'deki kararlar Ebu Talib'in kulağına gelmiş idi. Bunun üzerine Ebu Talib, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürüleceğinden endişe etti. Beni Haşim ve Beni Abdümenaf oğullarını acilen toplantıya çağırdı. Onlara kısaca bir cümle söyledi. Bakın dedi, kardeşim oğlu Muhammed'i öldürecekler. Gelin onu birlikte koruyalım. Müslümanıyla, Müslüman olmamışıyla Haşim oğulları, Abdümenaf oğulları ittifak ettiler peygamberimizi koruyacaklarına dair. Böylece cesaret edemediler. Allah peygamberini kimlere koruturuyor? Düşünmek lazım. Bir tek kişi katılmadı. O kim biliyor musunuz? Geçtiğimiz programlarda adından söz ettiğimiz peygamberimizin öz amcası Ebu Leheb. Onun dışında herkes katıldı. Böyle bir etten duvara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında gören müşrikler artık öldürmeye cesaret edemedikleri gibi öldürme konusunu konuşmaktan bile vazgeçmeye yöneldiler. Yarın aynı saatte tekrar hayatın güneşiyle buluşmak üzere. Hepinizi emanetleri asla kaybolmayan Yüce Allah'a emanet ediyorum. Işığınız Kur'an-ı Kerim olsun. Isınız sünnet-i seniye olsun. Enerjiniz ilahi kudret olsun. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi sizin ve tüm hidayet olanlara.